in the end, he will suffer. In the end, we will triumph. In the end, there will be only chaos. Şimdi kıramayacağız ama öylesine bir deniyorum işte. Çünkü hemen geliyor Kronos. Tamam. Adamın elinde savaşıyoruz ya, böyle bir şey var mı? Evet. Kaderimiz Kronos'un ellerinde. Ama gerçekten yani ellerinde. Bir şey olmaz ki biz yani, öyle kolay kolay. Sen nereye de saldırıyorsun Kratos'a? Kratos, Kronos. Of, işte bu silah. Zarar veren tek şey, tanrılarla titanlara. Şimdi gidelim. Lan daha demince elimdeydim, nereye gittin diye soruyorsun ya. Bulamıyorsun bizi, manyağa bak ya. Elindeyiz işte, göremiyor musun, hiç mi hissetmiyorsun? Aynı kürdan batırmak gibi eline. Hissetmen lazım yani. Of, olamaz 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 olamaz. Bir dakika, omuzuna çıktık, evet. Oo, güzel. Artık geldi. Bu Tepegöz herhalde. Tepegöz içeride dura dura açlıktan adam ne hale gelmiş gördüğünüz gibi. Bir de bir kemik kalmış. Şimdi nereye geçirdik Tepegöz'ü? Normalde olduğu gibi. Bir güzel şu yarayı deşeceğiz, evet. Tabi Kronos da fark ediyor bunu. Of of, düşüyor. Düşme lan, düşme, düşme. Hadi kalk ayağa, kalk ayağa. Kalk bakayım. Evet, hani çocuklarını yedi gibi şimdi Kratos yiyecek ama Kratos çocuk değil tabii ki, büyümüş yani adam. Seni mahvedecek şimdi. Olamaz, tepeden bir şey geliyor. O ne lan öyle? Neymiş öyle? O tepedeki ne acaba? Aşağı aşağı lan. Üstümüze bir şey geliyor. Kaç 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 kaç. Evet, şöyle mideye doğru inerim. İşte bak ye, böyle kötüydü işte, yemeyecektin. Çocuk yesen neyse, tam çocukları yedin, onlar yani güçleri yok. Kratos adamın bir sürü silahı var, güçlü savaşçı yani, seni böyle paramparça edecek. Kratos sen nasıl oradan oraya gidebildin? O kadar organı nasıl geçti merak ediyorum acaba. Neyse, bağırsak mağırsak her şey çıktı. Evet, taşı aldık, şimdi gidebiliriz. Kratos da nereden gelse herkes öldürüyor ya. Hazır gelmişsin Kronos'u öldürün dedi, adam öyle gidiyor işte.
Kratos, insan kendi dedesini hiç öldürür mü ya? Böyle bir şey olabilir mi? Burası da güzel ya. Dişlerin üzerinde yürümek, bunun üzerinde yürümek. Çok güzel olmuş. Evet, Kratos'a korkak diyor yani. Kendi kanını öldüren korkak. Evet, hadi bakalım. Zeus bile kendi babasını öldüremezken, öldürmemiş yani, gördüğünüz gibi onu bir tutsak etmiş. Kratos herkesi öldürüyor yani. Kratos bu kadar cani bir insan oldu, buradan belli. Bir de bu Kronos'a hiçbir şey anlamadım ben şimdi. Hiçbir şey giymemiş ama organı falan görünmüyor. En sonunda kurtulduk oradan. Şimdi gidebiliriz. Bastus'un yanına doğru gidiyoruz. Kratos, you sent me to my death. No, no, no. Calm yourself, Kratos. I knew you were up to the challenge. Doğru yani. Sen o kadar tanrı öldürmüş insansın. Bir tanrı mı öldüremeyeceksin? Ne çabuk yaptın lan? Adam eliyle bir taşı sıktı, anında silah çıktı. Ama ne de olsa demirci tanrı yani. Olabilir. Neyse, alalım silahları. Evet, ihanet etti bize. Ama adam kendi yani haklı sebepleri var şimdi. Evet. Şimdi ise burayı açacağız ve de bu sayede bu demircinin kullandığı o bir şey çıkacak ortaya, işte bunu öldürecek. Ve açıldı. Çok fazla güç basınca bayağı yükseğe çıktı. Ama şöyle bir şey var ki, hani öldürdüğü Kratos'un bu zamana kadar pek çok öldürdüğü düşmanı oldu belki. İçlerinde en üzüldüğüm kişi de budur yani, bosslar içerisinde. Yani adamın, hani diğer herkes Kratos'u öldürmek istiyor yani, onun önüne çıkıyor. Bu adam kızını kurtarmak için yaptı her şeyi. Ve de kızını korumak için kendini öldürdü böylece. Neyse. Bu sayede bütün silahlarımız da elimize geçmiş oldu. 4 silah birden artık elimizde. Neyse, buradan gidemiyoruz artık. Gördüğünüz gibi her taraf yıkılmış. Parçalanıyor yani. Hiçbir şey yok artık ortalıkta. Neyse. Buraya bir daha gelmeyeceğiz zaten. Artık kurtulduk buralardan. Yer alttan falan. Şu adama da bir kere vuralım. Şöyle çok komik bir surat şekli oluşuyordu bu adamda. Heh, tamam. Heh, işte böyle.
Neyse gidelim. Adamı zaten o kadar öldürdük. Yani biz Hephaestus'a mahvettik ya adamı gerçekten. Karısıyla birlikte olduk. Gideceğiz şimdi kızını bulacağız. Bir de kızı ölecek. Ki kızı ölmek zorunda yani ateşin içine gelince ölecek. Adamın daha baştan hayatını mahvettik. Yani Pandora'nın kutusunu bulur bulmaz adam buraya düştü. Ondan sonra gittik. Karısıyla birlikte olduk. Kızını şimdi öldüreceğiz. Adamı da öldürdük zaten. Yani adam Kratos'a o kadar saldırması tamamıyla haklı. Neyse gitme zamanı. Kocası öldü ama. Kocan öldü ama hiç umurunda değil. Boş ver. Biz gidelim. Evet, bu sayede bu silahın gücü de bu işte, elektrik. Böylece elektrik falan çarpıttırıyor düşmanlara. Ama o kadar güçlü bir silah değil. Yani benim beğendiğim silah değil. Her zaman dediğim gibi hani bu oyunda God of War serisine daha doğrusu bir türlü bir silah tam olarak her silah yani kullanacak bir şey yapmadılar. Hani bu oyunda hani 4 tane silahımız var da ne işe yarıyor yani. Zaten bir tanesi bu, en güzeli bu zaten. Kratos asıl silahları. Bu da en güçlü zaten. Bu da ağır silah. Bu ikisi zaten birbirine çok benziyor. 3 yani. Bu 3'ü birbirine çok benziyor. Hiç gerek yok yani kullanmaya. Diğer God of War serisinde zaten 2 tane silah vardı. Yani bir tane Kratos silahı, diğeri de ağır silah falan gelirdi. God of War 1-2 de böyleydi. Bunda 4 tane silah getirmişler de yani diğer ikisi bir işe yaramıyor. Boş boşuna eklemişler. Bunu yapacaklarına yine 2 tane olsaydı ya da daha fazla silah ekleselerdi. Yani silah ekleseler bile hani bir denge falan getirselerdi. Yani silahların hepsini kullanacağımız alanlar olsaydı. Umarım God of War Ascension'da da böyle olur yani. Bir dakika, şu silah işte bu işe yarıyor. Gördüğünüz gibi bu bulmacayı çözmek için bu silaha başvuracağız bu tür bulmacalarda. Neyse, bütün yolumuza geçen herkes öldü ve şimdi de evet, burası güzel bir bulmacaların olduğu yer. Burada pek çok göz, tüy, neydi bir tane daha vardı, o neydi? Neyse işte o da cephanemizin yenilenmesi için işte gerekli olan her şey burada. Şimdi hepsini ben tek tek halledeceğim. Bir dakika, yanlış attım. Şöyle bir çevireyim şunu. Tamam. Bunu gidelim. Bunları gidelim alalım. Şimdi buradan böyle uçacağız ve ipe tutulmaya çalışacağız. Evet, başardım. Şimdi karşıya geçiyoruz ve şunu alacağız, şunları alacağız. Ya güzel, cephane şimdi artık. Sıra bunda. Şimdi ikinci diğerlerini alacağız.
Onun için de böyle yapıyoruz. Tamam. Sıra bunda. Bu da tamam. Şimdi şunu bir döndürelim. Sıra burada çünkü. Evet, bu kapıyı açtık ama gitmeyeceğim hemen. İlk önce şunu bir halledelim. Çekil bakayım, çekil. Evet, şuradan geçeceğiz. Çabuk. Evet. Başardık. Bunları da aldık bu sayede. Evet, işte böyle arkadaşlar. Hepsini böyle alabilirsiniz. Buradan bir arata çıktı. Buradan ne çıkacak? Evet, tüy çıktı. Güzel. Şimdi aşağı doğru inelim. Burada da bir şey var. Hemen gitmeyelim. Evet, burası da Hera'nın bahçesi. Buradan geçmemiz gerekiyor ve de burası neydi? Labirentlerle dolu bir yer. Ve söylenene göre, orada yazdıklarına göre buradan kimse geçemezmiş Hera dışında. Yani ama Kratos geçecek. Bunun çözümünü bulacak. Kratos her şeyin çözümünü buluyor yani. Burası da herhalde Zeus'un saray mıdır, nedir artık? Oraya mı gidiyoruz, ne yapıyoruz? Evet. Bunlar da bahçenin çalışanları, bahçıvanlar falan, hepsi ölmüş işte. Ne de olsa güneş olmayınca çiçekler de büyümüyor. Oo, Hera orada. Siz niye Kratos'a ihanet ettiniz ki? İhanet etmeyin. Hadi oradan bakayım. Kratos gerçekten çok akıllı biri. Buraya geçecek. Yani Kratos diğerlerinden çok akıllı.
Adamda hem kas var hem beyin var, daha ne olsun. Şunu alacağız. Evet, buradan geçmemizi sağlayacak bulmaca burada. İş bu kristalde bitiyor. Neyse arkadaşlar, burada bırakıyorum. Evet, bir başka bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.